Gradient sekmesiyle devam ediyoruz. Burada istenen renkte dolgu olarak tarama yapabiliriz. Dolguyu istersek tek renkte yaparız. Eğer istersek iki rengin karışımıyla da yapabiliriz. Buradaki One Color seçeneğiyle tek renk olarak dolgu yapabiliriz. Buradaki rengin yanında bulunan düğmeyi tıklayarak istediğimiz rengi seçebiliriz. Örneğin şu anda mavi renk seçili. Buradaki bölümde istediğimiz rengi seçip OK düğmesini tıklayabiliriz. Altta bulunan bu kaydırma çubuğu yardımıyla seçtiğimiz rengin koyuluğunu ve açıklığını bu şekilde ayarlayabiliriz. Sola doğru çekince renk daha koyu, gittikçe siyaha dönen bir koyuluk. Ortada tam olarak mavi. Sağa doğru çekersek de beyazla mavinin karışımı olacaktır. Buradaki two color seçeneğini seçerek iki rengin karışımı olarak da dolgu yapabiliriz. Rengin hemen yanında bulunan bu düğmeyi tıklayarak ikinci rengimizi çıkan diyalog kutusundan seçebiliriz. Rengi seçtikten sonra OK düğmesini tıklayıp tekrar önceki diyalog kutumuza dönebiliriz. Buradaki Centered seçeneği seçili olduğu zaman renk karışımının dolgusu simetrik olacaktır. Seçmediğimiz zaman gördüğünüz gibi daha farklı olarak karşımıza çıkar. Buradaki Angle bölümünde ise dolgunun açısını görebiliriz. Örneğin şu anda 45 yaptığımızda gördüğünüz gibi dolgu açısı değişti. Bu şekilde bunları ayarladıktan sonra buradaki Pick Point düğmesini tıklayarak örneğin bir alanı dolgu olarak tarayalım. Örneğin şu alanı ve de şu alanı seçip bakalım. Seçtikten sonra Enter tuşuna basıyoruz. Buradaki Preview düğmesini tıklayarak nasıl olacağını buradan görüyorsunuz. Escape tuşuna basarak tekrar diyalog kutumuza dönebiliriz. Eğer bir değişiklik yapmayacaksak buradaki OK düğmesini tıklayarak tarama işlemini bitirebiliriz. Tarama işlemini diyalog kutusu olmadan da sadece komut satırındaki sorulara cevap vererek de yapabiliriz. Bunun için önce bir daha önceki dosyalarımızdan bir tanesini açalım. Buradaki Open düğmesiyle. Bu dosya üzerinde işlemimizi yapalım. Komut satırına Hatch yazıp Enter tuşuna basalım. Hatch yazıp Enter tuşuna bastığımızda Enter a pattern name şeklinde bir ileti var. Bu iletiyle tarama deseninin adı soruluyor bize. Örneğin şu anda aktif durumda olan desenin adı Angle. Biz daha önce ANSI 31 desenini kullanmıştık. Buraya desenimizin adı olan ANSI 31 yazıp Enter tuşuna basalım. Komut satırında Specify a scale for the pattern şeklinde bir ileti var. Bu iletiyle tarama sıklığı soruluyor bize. Örneğin şu anda aktif durumda olan değer 1'dir. O değeri kabul etmek için Enter tuşuna basıyoruz. Specify an angle for the pattern iletisiyle de tarama açısı isteniyor bizden. Bu açı 0 olarak kalsın. Bunu da Enter'la geçiyoruz. Şimdi bizden tarama alanının sınırları isteniyor. Bu dikdörtgen içine tarama yapacağız örneğin. Bunun için bu dikdörtgeni oluşturan çizgileri seçiyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi tarama işlemimiz yapıldı bu şekilde. Eğer istersek diyalog kutusu yardımı olmadan buradaki komut satırında hatch komutunu kullanarak sadece nokta belirleyerek de tarama yapabiliriz. Hiç sınır çizgisi kullanmadan tarama yapabiliriz. Hemen uygulayıp görelim. Komut satırına hatch yazıp Enter tuşuna basalım. Kullanacağımız desenin adı ANSI 31. Onu kabul etmek için Enter tuşuna basıyoruz. Tarama sıklığı 1 olsun yine. Enter tuşuna basıp onu kabul ediyoruz. Tarama açımız yine 0 olsun. Onu da Enter ile geçiyoruz. Select Object iletisi var. Obje olmadığı için biz sadece nokta olarak belirleyeceğimiz için burayı da Enter ile geçiyoruz. Buradaki seçenekte de polyline kullanmayacağımız için
şu anda aktif durumda olan No seçeneği seçmek için Enter'la geçiyoruz burayı da. Specify Start Point iletisi var şu anda karşımızda. Şimdi artık nokta belirleyebiliriz. Örneğin birinci noktamız burası olsun. İkinci noktamız burası olsun. Aşağı doğru inelim. Üçüncü noktamız burası. Dört burası. Bu şekilde devam edelim. Burası Endpoint düğmesinden faydalanarak burayı da yakalayalım. Ve Enter tuşuna basalım. Tarama işlemini başlatmak için tekrar Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi belirlediğimiz noktalar içinde kalan alanın içi tarandı şu anda. Bu şekilde sınır obje olmadan da tarama yapabiliriz. Daha önce yapılmış taramaları düzeltmek için veya düzenlemek için kullandığımız komut Edit Hatch komutudur. Bu komutu Modify menüsünün içine girip Object seçeneğinin içinde bulunan Hatch seçeneğini seçerek çalıştırabiliriz. Bu komutu araç çubuklarındaki düğmeler yardımıyla çalıştırmak için Modify 2 araç çubuğunda bulunan Edit Hatch düğmesini tıklamamız lazım. Modify 2 araç çubuğumuz şu anda ekranda yoksa bu şekilde araç çubukların üzerine gelip mouse'un sağ tuşuna basıyoruz ve buradan Modify 2 kısmını seçiyoruz. Gördüğünüz gibi araç çubuğumuz ekrana geldi. Araç çubuğunu bu şekilde mavi kısmından tutup ekran uygun bir yerine yerleştiriyoruz. Burada gördüğünüz Edit Hatch düğmesini tıklayarak da bu komutu çalıştırabiliriz. Komut satırından çalıştırmak için Hatch Edit yazıp Enter tuşuna basmamız gerekir. Komutu çalıştırdığımızda düzenleme yapacağımız taramanın seçilmesi isteniyor bizden. Örneğin biz bu taramayı seçelim. Bu taramayı seçtiğimizde gördüğünüz gibi daha önce tarama işlemi yaparken kullandığımız diyalog kutusu çıkacaktır karşımıza. Bu diyalog kutusu yardımıyla tarama üzerinde istediğimiz değişikliği yapıp OK düğmesini tıklıyoruz. Örneğin biz buradaki scale kısmını 2 yapıp OK düğmesini tıklayalım. Gördüğünüz gibi buradaki tarama sıklığını biz değiştirdik. 1 iken 2 yaptık. Bu şekilde taramalar üzerinde değişiklik yapabiliriz.